evlat edinmekle ilgili bir sorumuz vardı. Caiz evet. midir, değil midir dinimize göre? Soralım değerli hocamıza. Şartlarını en azından kıymetli hocamızdan öğrenmiş olalım. Efendim sıhhat diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Bulgaristan'daki kardeşlerimize selamlar, yuvanıza huzurlar. Evet, evet değerli hocam. Evlat edinme bugünkü medeni hukukta yer aldığı şekliyle evlat edinme İslam'da yoktur. Bununla kastettiğimiz şey şudur. Bir insan kendisine ait olmayan bir çocuğu kendi çocukları arasına hukuken katıp ölümü halinde ona mirasçı, onun kendisine mirasçı olmasını sağlamak dinen mümkün değildir. Yani bir insan başkasının çocuğuysa bir başkasının nüfusuna kaydolmakla onun mirasçıları, şer'i mirasçıları arasına girmez. Bu bir. İki. İkinci bir mesele mahremiyet noktasında sıkıntı olur. Kaydedildiği zaman nüfusuna evlatlık edilen kimse ergenliğe ulaşmadığı sürece problem yok. Ona bakılması, himaye edilmesi İslam'ın teşvik ettiği bir şeydir. Ama çocuğun ergenlik yaşına geldiği zaman tedbirler alınmalı. Çünkü tamamen yabancı bir kişidir. Onun evinde büyümüş olması, onun elinde büyümüş olması İslam'ın getirdiği mahremiyet ölçülerini değiştirmez. Dolayısıyla evlat edinme ismi altında değil ama yetim kalmış fakirlerin, yoksulların, öksüzlerin, bebeklerin himayeleri noktasında Müslümanların teşvik edildiğini bilmemiz lazım. Ama bu evlat edinme kendi nüfusuna geçirmek yöntemiyle değil, himaye yöntemiyle olmalıdır. Peki efendim.